Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türk'ünün kanalı Kanal T'de şimdi Haber Artı zamanı. Ferda İkinci ile Haber Artı başlıyor. Efendim, Haber Artı'da karşınızdayız. Akademisyen, aynı zamanda ortak kültürel miras Miras Teknik Komitesi üyesi Doçent Doktor Nazım Eratlı bizlerle birlikte gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nazım Bey. Hoş bulduk. Yanlış söylemedim değil mi? Ortak Kültürel Miras Teknik Komitesi. Evet, öyle bir komite var. Evet. O komiteyi konuşacağız. Şimdi önce isterseniz biz diğer kültürel işbirliği protokolüne gidelim. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Türkiye Kuzey Kıbrıs arasında böyle bir kültürel işbirliği protokolü 13 ay sonra mecliste görüşüldü. Oy çokluğuyla onaylandı. Ancak meclisten tabii tartışıldı. Mesela muhalefet şunu söyledi. İşte kültürel Kuzey Kıbrıs'ın kültürel yaşamına katkılar sağlayacaklarını inanmadıklarını belirttiler. Hatta bunun da diğer paketler gibi dayatma olabileceğini konuştular. Kıbrıs Türk kültürünün zayıflatılmaya çalıştığı konusunda hatta red oy verdiler bu şeye. Siz incelediniz mi öncelikle? İncelemedim. Neyi içeriyor bu protokol? Diye. İncelemedim çünkü böyle... Ama 3 aşağı 5 yukarı bilirsiniz içine ne olduğunu. Tabii yani şimdi ciddi almam çünkü bu çeşit itirazları ciddi almıyorum. Şuna karar vermeliyiz bir defa. Ben kendim yazar olarak öyle davranıyorum. Müzisyenlerimiz, diğer ucularımız, bütün sanatçılarımız şuna bir karar vermelidirler. Bizim kültürümüzün merkezi, Türkçe kültürün merkezi neresidir? İstanbul'dur. Bunu tartışılacak bir şey yok ki. Goran Bregovic Sırbistan'dan İstanbul'a gelince birkaç zaman harcadı İstanbul'da. Müziğimin merkezinin neresi olduğunu buldum dedi. Evet. Orasıdır. Dolayısıyla ben epey bir zamandan beri kitaplarımı Türkiye'de bastırtırıyorum. Çünkü Türkiye'de bastırdığınız zaman Türkçe konuşan 200 milyon kişiye hitap ediyorsunuz. Lefkoşa bastırdığınız zaman Türkçe konuşan 100 bin kişiye hitap ediyorsunuz. Bizim dünya çapında şairlerimiz var. Osman Türkay başta gelir rahmetli. Tabii uzay şair olarak bilinir kendisi. Yani şimdi Osman Türkay öyle bir Kıbrıs ağzıyla falan şiir yazıyor değildi. Türkçe yazıyordu. Müthiş şiirleri var. Gerçekten. Tabii çok büyük şairdir. Evet. Allah rahmet eylesin. Bunun gibi yazdığımız kitaplar, romanları kullandığımız dil Türkçedir. Yani. Ama bir şey söyleyeyim size. Kıbrıs ağzıyla yazılan kitaplar da var. Mesela. Var mı? Kim okur? Var. Özben Aksoy'un kitabı var mesela. Reçalı Mida diye. Kim okur? Okudunuz mu? Kaç tane okundu? Bilemem. Ama yani bu Kıbrıs ağzıyla yazılmış kitaplar da var. Yok değil. Kıbrıs ağzıyla kitap yazamazsınız. Ama yazıldı. Yazılır edebiyat olmaz o. Benim şimdi konuştukta kavga etmeyin insanlarla. Yani 500 sayfa ben size yazayım öyle bir tabii şey. O edebiyat değil ama. Evet. İşte bunu edebiyat olduğunuz şey yapar, iddia edenler var. Vallahi sizin kendi iddianızda edebiyat olmuyorsunuz. Hı. Shakespeare ben en büyük tiyatro yazarıyım, en büyük şairim deyip de öyle olmadı. Başkası söylüyor öyle olduğumuzu. Siz yazar koyarsınız oraya, o edebiyat mıdır değil miydi, başkası söyler. Evet. Ha. Dolayısıyla müdahale edip de neyi bozacaklar meselesine gelince yani işte kastedilenin ne olduğunu biliyorum aslında. Laik bir yaşam tarzımız var bizim de. Türkiye müdahale edip bunu bozacak kaygısı taşımakları var. Onlar kaygı nereden biliyor musunuz? Şöyle, ben biraz araştırdım bu detayları. Yunus Emre Enstitüsü çocuklara yönelik festival ve uluslararası sanat bienali düzenleyecek. Yani evet. Yunus Emre çıkışlı. Burada da biliyorsunuz merkez Lefkoşa'da ya. Ama zaten Yunus Emre Kültür Merkezi dünyanın her tarafına yayılmış bir şey. Şimdi bakın orada bir çelişki kendisi var. Yani baktığınızda. Yunus Emre Kültür Merkezi ondan dünyanın sonra, her tarafında
Türkçe öğretmek için yayılmıştır. Tabii Türkçe ve hani Türkçe olmuş olan bir memlekette ne yapmaya bulunuyor? Ben de bunu sorgularım yani. İsabetli bir şey değil o. Yani o genelin bir parçası değildi Kıbrıs. Geçen yüzyılda İşte muhalefet de zaten bunu söylüyor. Yani bizim kültürümüzü şekilde. Peki ama yani bakın benim nenem kara çarşaflıydı. Öyle çok siyah beyaz fotoğraflar var. Eski Kıbrıs fotoğrafları ince. Nenem kara çarşaflıydı. Babaannem de düz çarşaflı. Yani bizim bu yaşam tarzı dediğimiz şey birkaç yüzyıldan beri devam eden bir şey değil, bir kuşaktır. Tabii. Ha, geri mi gidelim? Yok, hayır, geri gitmeyelim. Sen gitmeyiz de. Kimse bizi götüremez. Götürmeye niyet de edemez. Ama bir takım vehimlerle konuşmanın da bir alemi yoktur yani kültür hayatında. Yani sizin en beğendiğiniz şair kendi dilinden okuyup da yanlışsız söz mü? Yok, Nazım Hikmet'tir. En beğendiğiniz romancı benim Kemal Tahir'dir. Sizin Yaşar Kemal'dir. Kavafis değildir. Veyahut da bir İngiliz roman. Bernard Shaw değildir. Yani. Dolayısıyla bu dilin mensubuyuz. Eğer Kıbrıs'a has bir özgünlük talep ediyorsak, ki var özgünlük, Kıbrıs Türk kültürünün özgünlüğü var. Ama bu kasap çırağı ağzıyla Türkçe konuşarak olmamıştır. Bu işte Niyazi Berkes'te olur. Osman Türkay'la olur. Haldun Dolmen ile olur. Zeki Alasya ile olur. Efendim Halit Feda ile olur. Ferhat Atik ile olur. O söylediğiniz iki isim hiç kendini Kıbrıslı olarak şey yapmadılar, öne çıkartmadılar. Peki bunu ne diyeceksiniz? Kim? Mesela iki isim, Haldun Dolmen, Zeki Alasya. Zeki Alasya'nın adı Kıbrıs. Tamam, Alasya zaten Kıbrıs yani. Adı Kıbrıs, Alasya Kıbrıs'ın Türkçe olarak yadırdı. Evet. Ama hani kendisiyle yapılan bir röportajlarda hiç böyle Kıbrıslılık şeyini hiç öne çıkartmadılar. Haldun Dolmen hiç çıkartmadı zaten. Hiç çıkartmadı, evet. Övülmeli miyiz? Övülmeli miyiz biz bunda? Övünç mü duymalıyız? Hayır yani. Siz mesela anlattınız. Ben size Türk tiyatrosunun köşe taşlarından birinden bahsediyorum. Evet. Ve Kıbrıslıdır. Hiç öne çıkarmadı. Çıkartmadı çünkü kendini farklı görmüyordu. Kendini farklı görmüyordu. Farklı görmüyordu. Bir de İstanbul'da ben de bulundum biliyorum. İstanbul'da sanki Kıbrıs deyince Taşralı gibi anlaşıldığından dolayı sanki yedi göbek İstanbul'uymuş gibi. Öyle kendilerini anlatıyorlar. Öyle bir tavır olmak vardı yani. Evet. Ama tekrar diyorum, eğer varsa bizim özgünlüğümüz bu saydığım isimler sayesinde vardır. Bilinen en şey Türk modernleşme tarihinin doğruluğunu yazan adam Kıbrıslıdır. Niyazi Berkes. Efendim mesela Baykan Sezer de geldi aklıma şimdi, bir başka Kıbrıslı sosyolog. Efendim bir halde tıp hocalarımız var. Vamuk Volkan var. Vamuk Volkan var. Necdet Sezer var. Mustafa Camgöz var. Kanserin profesörü yani. Evet, ha. Hatta. Şimdi bakın, şeyden bahsetmiyorum. Bir konuda uzman olmaktan değil, bir şey katmış olmaktan bahsediyorum. Necdet Sezer mesela, Sezer virüsünü buldu. Türkçe tek virüs ismi Sezer virüsüdür. Necdet Sezer'dir bulan. Lev Koşal'dır. Şimdi eğer bir özgünlüğümüz varsa bunlardan dolayı vardır. Evet. Kasap çıraklarımızın evet. Sarhoş olacağımız kararızdan dolayı değil. Siz onları çok bayağı bir öyle ama sinirlendiriyorlar sizi değil mi? Hayır yani cehalet şey oldu çünkü. Nitelik. Yani şimdi konuşurken oldu. Araya bazı Kıbrıs kelimeler böyle serpiştirildiği zaman bu hani bu kültürü daha öne çıkartmak mı amaçlanıyor? Nasıl Kıbrıslı ben? Kelime mi değil? Bakın çok iyi bildiğim bir konudur. Kelime iyi bildiğim bir konudur. Ya Rumcadan bozma
Esperanto olur. Evet. Öyle kelime yok aslında. Rumcadan bozma tabii. Ya da 14. yüzyıldan kalma Türkmencedir. Şehir olduğundan Orta Çağ kökenini söylüyor. Özgünlük diye. Örneğin Dibelik. Dibelik. Dibelik örneğin. Neyce o? Şeyce. Türkmence değil. Türkmence. Türkmence. Cipmaj almak. Gibi. 14. yüzyıldan kalma. Çünkü biz 1570'lerden başlayarak 1749'a kadar peyderpey Kıbrıs'a sürülen bu Anadolu'da başkaldırılmış Türkmen aşiretleri 350 sene okulsuz yaşadılar Kıbrıs'ta. Ve köylerde izole yaşadılar. Kuraklık olduğunda Kıbrıs'taki Rum'un kaçıp Tarsus'a gitmesi ne cevazı vardı ama Kıbrıs'ı Türk'ün kaçıp Tarsus'a gitmesine cevaz yoktu. İdamlık suçtu. Kıbrıs'tan kaçıp Genel Anadolu'ya gitmek. O bakımdan bu izole yaşamda o eski kelimeler çok uzun yüzyıllar yaşadı. Hala günümüze kadar geldiğine göre. Hala geldi. Tabii. 20. yüzyıla kadar biz okul yüzü görmedik. İngilizler Kıbrıs'a geldiğinde 64 tane Müslüman okulu vardı. Sadece Kur'an okutuluyordu. Sübyan Mektebi derler Sübyan ya. Sübyan Mektepleri şunlar bunlar işte. Evet. Kıbrıslı Türklerin mektep, medrese göre ilk kuşağı, benden bir önceki kuşaktır. İki tane Nobel adayı çıkarmıştır. İki tane? Nobel adayı. Osman Türkay, Pamuk Volkan. Hı hı. Mektep görünce öyle oluyor. Bir de Kıbrıslılar Kıbrıs dışında olduklarında nitelikleri çok temayüz ediyor eski dille. Hı hı. Beliriyor, parlıyor. Bu Amerika'da olur, işte Pamuk Volkan olur, Bill Clinton danışman olur. Türkiye'de olur, Alparslan Türkeş olur. Sırrı Bellioğlu olur. İşte saydığım sanatçılar olur. Hı hı. Hüseyin Köroğlu olur. Türkiye'de olduğundan. Tabii. Kıbrıs'ta olsa böyle araçların bir kenarında Kıbrıs'ta günümüzü geçiriyoruz ne yazık ki. Bunu abartmamak lazım. Yani kendimizi evet koruyalım. Özgün bir kültürümüz vardır. Hem özgünlüğünün kaynağını doğru tespit edelim. Hem de neyi koruyacağımızı doğru bilelim. Yani kötü Türkçe bilerek bakın insanlar kendi ana dillerini düşünürler. Kendi ana dilinizi ne kadar iyi bilirseniz bir başka yabancı dili de o kadar iyi öğrenebilirsiniz. Kendi ana dilinizde düşünemediğiniz bir şeyi bir yabancı dilde düşünemezsiniz, tahayyül bile edemezsiniz. Onun için İngiliz zamanında ortaokuldan sonra çocuklara distinction sınavı yapılırdı. Kendi dilinizden girerdiniz ve isterseniz yabancı dillerden de girerdiniz. Memur olmak için önce kendi dilinizi doğru okuyup yazmanız gerekirdi. Hı hı. Şimdi Facebook'a bakıyorum, İngiliz zaman olsa aç kalacağını şu. O kadar kötüler diyorsunuz. Yani yazar diye gazetede köşe yazı yazan adamlar var, yalnız bizde değil. Türkiye'de de var. Hangi mi bitişiktir. Hangisi ayrılır bilmiyor hala. Değerlere, dahilere bile. Değerlere ve dalarda evet. Evet. Böyle tipler var maalesef. 80 yaşında bir tane yazar var. Bilmiyor. Günleri kalsın köşe yazısı var. Okuyorum. Evet. Yani köşe yazarı olabilirsiniz ama bunlara çok dikkat etmek gerekiyor sonuçta. Kendi dilinizi doğru okuyup yazmadan hiçbir şey olamazsınız. Evet. Şimdi bu protokol içeriğine tekrar biz gelecek olur isek. Kıbrıs Türk Kültürü'nün 3. ülkelerde tanıtımı konusunda yine Yunus Emre Enstitüsü yurt dışı teşkilatının bulunduğu ülkelerle işbirliği yapacak. Osmanlı öncesi dönemi, Osmanlı dönemi, Türkiye Cumhuriyeti dönemi, Kıbrıs eğitim tarihi araştırılacak. Ve bu konuda karşılıklı ilmi toplantılar düzenlenecek. Peki siz rahatsız edici ne buluyorsunuz burada? Yani. Hiç rahatsız değilim. Ben değilim yani. Hayır. Hani bu işini incelediğimiz zaman hani hayır muhalefet böyle hani onaylamadılar. Verdiler ya o yüzden hani
bize işte Türkiye'nin kültürünü dayatıyorsunuz gibi böyle bir şimdi bakın açıklamalar da yaptı. Ayıptır söylenişi çok ciddi bir kurum, benden bir Kıbrıs Türk ağzı konulu bir makalesi hazırlığına başladım. Şimdi Kıbrıs Türk ağzını anlatırken Müftü Hilmi Kıbrıs Efendi, Türk ağzıyla makale yazmanızı istedi yoksa? Makale yazmalıyım. Yani. Kıbrıs Türk ağzı konusunda makale yazmalıyım. Konusunda tamam. İstedi. Şimdi Aşık Kenzi'den Şeyhülşüvera Müftü Hilmi Efendi'den Kaytazade Nazım Efendi'den bahsetmeden Kıbrıs Türk ağzından bahsedemezsiniz. Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın başlangıcıdırlar ve Türk Edebiyatı'nın Kıbrıs'taki parçasıdırlar aslında. Üçünü Aruz yazıyor ve elbette ki Osmanlıca yazıyor. Aruz Rezi zaten. Nasıl yazıyor? Tabii, Farsça, Osmanlıca. Ha. Şimdi ben eğer onlardan bahsetmeden sanki leylek bir sabah getirdi kapının önüne bıraktı bizi gibi şeyden başlayamam. Mehmet Yaşın'dan. Evet. Bunun bir evveliyatı var tabii, geçmişi var. Bir geçmiş şimdi var. Siz üç isim söylediniz. Bizi izleyenler herhalde çok az kişi bilir yani bu sizin saydıklarınızı. Şimdi tabii kendi tarihini bilmezse adamlar, yani benim ayıbım değil. Evet. Yani 2. Abdülaziz döneminde. Bu söylediğiniz zatlar burada mı yaşadı yoksa? Evet, Kıbrıs müftüsü. Burada hep yaşadılar. Şu anda Yeni Cami'de şey mezarı da, o da 4 tane türbe var, biri onundur. Müftü Hilmi Efendi padişah hakkında bir övcü metiye yazdı. Ve padişah ona Şeyhülşüvera ünvanı verdi. Şairlerin şeyhi ünvanı verdi. İstanbul'a davet etti. Ve İstanbul'da ikamet etmesini, hem yanı başına durmasını istedi. Evet. Padişahlar tutarlar böyle kendini öven şairleri. Ya o usuldür ama her padişah hakkında bu şeyleri yazılır metiyeler. Bir de hicivciler vardır bilirsiniz. Şimdi laf laf açıyor. Onları hiciv derler. Hiciv ona da geleyim. Evet. Efendim. Ve bir süre İstanbul'a yaşadıktan sonra padişaha gitti ve Kıbrıs'ı çok özlediğini, İstanbul'da yaşayamayacağını ve adaya dönmesine izin verilmesini arz etti padişaha. Padişah da sıla hasretiyle saygı gösterip tamam sen git Lefkoşa'da yaşa diyerekten Kıbrıs'a gönderdi kendini. Burada vefat etti. Yeni Cami'de gömülüdür. Metfundur eski deyimle. Şeye gelince Türk Edebiyatı'nın en ünlü heccavı, hiciv yazana heccav derler. Şair Eşref, biliyorsunuz bir dönem Kıbrıs mutasarrıfıydı ve ikinci eşi Kıbrıslıdır. Kıbrıs'a geldi memur olarak, burada eşi vefat edince Kıbrıslı bir hanımla evlendi. Fatma Hanım'dır galiba. Daha sonra hayatının çoğunu İzmir'de geçirdi Eşref. O dönemde Kamil Paşa İzmir valisi. Bir vesileyle Kıbrıs'a gelecekmiş paşa. Memleketi ziyaret etmeye. Eşimin de hanımı Kıbrıslı. Onun için iyi de tanışıyorlar. Hemşeriler. Eşref'e sormuş, demiş ki Eşref, Kıbrıs'a gidiyorum. Dönüşte sana ne getireyim? O da bir tane eşek getir. Ha şimdi Kıbrıs eşeği getir. Paşa gelmiş dönmüş. Limanda Eşref rıhtında bekliyor kendini böyle. Paşa inmiş şeyden, gemiden. O ünlü değil demek oradan çıktı he? Şimdi oraya geleceksin. İnmiş gemiden. Aman Eşref demiş, seni gördüm eşeği hatırladım, unutmuştum eşeği. Seni görünce hatırladım. Eşref de cevap vermiş ne? Ziyanı yok paşam, siz geldiniz ya. Çok iyi, çok. Yani gerçekten hani lafı oturtmak diye buna derler. İki tarafta. Taşı gideni oturtmuş. İki tarafta böyle karşılıklı yani. Evet cevap. Şimdi hiciv yazmak da bir zeka. Kesinlikle. Tabii. Tabii. Hem nüktedan olacaksınız bir taraftan. Ve anında kavrayacaksınız. Evet. Tabii. Evet. Evet.
Şimdi Kıbrıs Türk kültüründen bahsediyoruz mesela. Şair Eşref'ten bahsettik mi? Şu Şair Eşref'ten bahsedince onun müridi olan Neyzen Tevfik'ten de bahsetmek lazım. Neyzen Tevfik o. Neyzen Tevfik Türk sövme edebiyatının doğru tabii. Küfür edebiyatının. Can Yücel de onun herhalde şey uzantısı. Can Yücel onun yanında çok masum kalır. Can Yücel yani onun yanında Neyzen çok masumdur. Yanında. Evet. Çok masumdur onun yanında. Evet. Laf laf açıyor. Neyzen Tevfik oturmuş bir gün İzmir Mevlevihanesi'nin kapısında hem neyi çalıyor? Üflüyor. Neyi üflenir çalınmaz. Tabii. Neyi üflüyor? Hem de ara verdikçe Mevlevilerin gelmişine geçmişine sövüyor. Kendi de Mevlevi. Bektaş'ı Mevlevi o varışı. Bir ara Bilson demiş ki Neyzen niye sövüyorsun? Sen de Mevlevi değil misin? O cevap vermiş. Bu kapının iti olmasam önünde örebilir miyim? Demiş. Çok bu kapının iti önünde örüyorum. Evet. Öyle tabii. Evet. Şimdi gelelim bizim bu protokol, işbirliği protokolü. Muhakkak şimdi bu protokoller boşuna herhalde imzalanmıyor. Değil mi? Bir önemli şeyler yapılacaksa tabii ki de destek verilmesin. Güzel. Ama bakın az önce kaç tane isim söylediniz. Bunlar hep öyle geçmişten böyle gelen insanlar. Evet. Kültür, yani Kıbrıs Türk kültürü. Bunlar da gösterilsin, öğrenilsin. Öğrenelim hep beraber değil mi? Yani toplum olarak da. Şimdi bir halkın kültüründen bahsederseniz, başlangıcından itibaren bahsedersiniz. Nitekim işte Müftü Hilmi Efendi, Aşık Kenzi, Kaytazade Nazım. Kaytazade Nazım da Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Efendi'nin dedesiydi. Yani öyle çok da uzun geçmişleri gitmiyor bunlar. 100 senelik, 150 senelik meseleler. Ve onun üstüne bina edebiliriz tabii. Bu çağdaş edebiyatımızı eski yaşamlardan falan geçerek gelip bugünkü çağdaş şairlerimiz Osman Türkay bir doruktur. Osman Türkay. Bunun üstüne bina edebiliriz. Şeyde yani yazında edebiyatta diğer sanatlarda yani örneğin tiyatroda saydık biraz önce yani, Türk tiyatrosunun doğru noktalarından birisi. Babası Sait Dolmen Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nin yönetim kurulu üyesiydi. Yani inkar edecek bir şey yok. Evet. Zeki Alasya'sı, Hüseyin Köroğlu'su tiyatroda onları şey yapabiliriz, anabiliriz. Bunun gibi müzikte de vardır. Müzikte de vardır. Resimde vardır. Böyle bir genel kültür politikasıyla bunların hepsini ayağa kaldırmak, canlandırmak en azından unutturmamak mümkündür. Özgünlüğümüz de olur zaten. Yoksa tam palamarina demekle falan filan online laflar uydurup da söylemekle özgün bir kültür oluşmuyor. Tabii. Ne oluşuyor? Avrupa ülkelerinin bir ayak takımı vardır. Bir değişik ayak takımı oluyorsunuz. Başka bir şey olmuyor. Yani o çiğlikle kültür üretiyorum, kültürüm dediğin zaman. Ha, bu bakımdan Türkiye'deki şu anda yürürlükte olan iktidarda olan siyasi parti ile sorunlarınız olabilir. İdeolojik sorunlarınız da olabilir. Orada siz kendinizin bir sağlam ideolojiniz varsa kendinizi belirler ve savunursunuz. Ha, siz zaten ideolojisiz iseniz bir mevcut ideoloji karşısında yenilirsiniz. Onun için her şeyden önce oturup kendi kafa yapımızı, yaşam biçimimizi formüle etmemiz lazımdır ki değişiğe itiraz ettiğimiz zaman itiraz edeceğimiz bir nokta olsun. Evet. Yani neye itiraz ediyorsunuz? Bir döneminiz olsa en azından neye itiraz ettiğiniz. Ona itiraz ediyorsunuz. Ne öneriyorsunuz? Kendinden ne diyeceksiniz? Hiçbir şey önemli yok. Rangiz böyle salla baş dedi gönlüm. Yani ortaya bir şey koymanız lazım. Mi diyeceksiniz yani.
O bakımdan ciddi almadım o reaksiyonları dedim. Yani. Anladım. Efendim şimdi teknik komitelerimiz var. Cumhurbaşkanlığı, iki toplumlu böyle evet. komiteler. İşte bazıları çalışıyor, bazıları yıllardan beri çalışmıyor biliyorsunuz şeyler. Bazı durumlardan dolayı. Bazıları böyle yine hani zar zor çalışmaya çalışıyorlar. Evet. Ortak Kültürel Miras Teknik Üyesisiniz, komitesi üyesi. Orada durumlar nedir? Yani bizim ortak kültürel değerlerimiz, biz size daha önce böyle bir röportaj yapmıştık bu yeni seçildiğiniz zaman üyeliğine. Evet. Beraber mesela Rum tarafı ile mesela benim ilk defa mesela duyduğumuz bazı farklı mesela Rum tarafı ne kadar şeyler var, dini mekanlar var Kıbrıs Türklerine ait olan değil mi? Osmanlı mekanları galiba onlar. Yani onların da bir restorasyon çalışmaları aynı şekilde burada. Var mı böyle hani karşılıklı projelendirme aşamasında, tamamlanma aşamasında olan evet. yerler? Sadece bunu dini ibadethaneler falan değil, ortak kültürel miras olanlar direkt bunlar zaten. Var, sadece dini değil tabii. Tabii. Tamamlanmış olanlar var, üzerinde çalışılmakta olanlar var. Ben kısmetse bu perşembe günü üçüncü toplantıya katılacağım. Bizden önce orada bir yolda gitmekte olan bir kervan vardı zaten. Biz bir yerinden katıldık. Ben henüz ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorum. Daha tamamlayabilmiş değilim. İşin doğrusu son 3 senedir bu ana planla hayır dedikten sonra onlar asabım bozulduğundan görüşmeyi kestiydim ben yerine. Şimdi mecbursunuz görüşesiniz. Çünkü ha. iki toplumlu değil mi? Üç dört sene kaç üyedir Nazım Bey? İngilizce ile konuşmuyordum. Şimdi ağır ağır gene pratik yapıp da ısınmaya başladım. Evet. Efendim. Şimdi kaç üye var? Sizin bizim komitede ve Güney Kıbrıs. Vallahi öyle şey değil yani. Çok az değil yani komite üyeleri. Eski Eserler Dairesi'nden var. Efendim işte bizim gibi kontenjandan var. Mesela Mustafa Şımaltan var. Evkafla ilgili derin bilgisiyle. İlkay Feridun Hanım var. Ali Bey dostumuz var. Şey başkanıdır. Komite eş başkanıdır. Rumların da daha yeni tanıyorum. Bir tanesini tanırım eskiden beri. Takistim Piyadis, diş hekimidir. Eski ünlü sosyalistlerinden bir Rum tarafından. Onu o vesileyle biliyorum. Takis Hacı Dimitriyu, Dimitriyadis dedim. Takis Hacı Dimitriyu, eş başkanlar. Çeşitli şeyler yapıldı. Yani örneğin Abortos Andreas Manastırı'nın restorasyonu yapıldı. Aslında yapılan restorasyona değildir. Olduğu halden daha kötü olmaması için. Onarma çalışması o zaman. Koruma çalışmalar yani. Ha, onu evet koruyor. Lefkoşa surları yapıldı. Yoksa yani. Restorasyon bambaşka bir şey. Evet, restorasyon bambaşka. Aslına şey. Uygun yapılacak çünkü. Şey. Evet. Lefkoşa surları yapıldı. Yani orman oldu. Ot bitiyor surların içinde. Otlar o taşları düşürüyor. Şey yapıldı. Şimdi o hep böyle toplumda bu adı bu mudur yoksa bu mu olmalı? Humarcılar mı kumarcılar mı? Humarcılardır doğrusu. Kumarcılar kumarcılar hanıdır. Hiç ha, kumarcı olmaz. Değil. Ha. Peki niye böyle kafa karışıklığı yaratıldı? Osmanlı'da kumar oynanmaz iddiasından maskaralık ediliyor. Oradan mı çıktı o? Evet. Osmanlı'da kumar Allah'a oynanırdı. Daha da beterini söylemeyeyim yani. Tamam o zaman kumarcılar diye düzeltiyorum. Kumarcılar Hanı mesela eski değil mi? O da inanet. Restorasyon yaptılar oraya. Kumarcılar Hanı'nın özel bir mülktür orası. Zannederim sahibi yaptı o yapılanı. Belki UNDP ile katkıda bulunmuştur. Peki Tantin Hamamı? O da mı özel mi? Tantin Hamamı tabii Tantin'indir. Tantin Hamamı. Tantin Hamamı Tantin'i Ermeni'dir. Evet. Ama Türk mahallesinde kalınca mezbeleri kolluydu. Galiba orası da projeye dahil edildi. Çalışılmadı henüz. Mausa'da Mortinengo Burcu yapıldı. Çok güzel oldu. Gördüm resimlerini gördüm. Gidip görmedim henüz. Efendim, bazı kiliseler çalışıldı. Bazı camiler
Denne Köy Camisi, Ayrini Köy Camisi, Tera Köy Camisi. Yani oradaki dini ibadetler hep böyle harabe, mezbellik mi olmuştu burada olanlar gibi? Evet, yani çünkü sahibi mesela olmayınca... burada da kuzeyde çok böyle o kadar harabeye, mezbeye dönmüş şapeller, kiliseler var ki. Evet. Böyle yıkıntı şeklinde görüp geçiyoruz aslında. Evet. Orada bir tarih yatıyor sonuçta. Evet, sahibi olmayınca öyle oluyor maalesef, evet. Mezarlıklar. Şeyde, Larnaka'da benim çok hassasiyet üzerinde durduğum bir tekke vardı. Turabide'de tekkesi. Açtım ilk toplantıda konuyu. Larnaka'yı çok iyi bilen bir Rum komite üyesi bana dedi ki orada tekke yok ki. Orası ev kafındı. Ev kafı zamanında bir taksi durağına kiralamış. Taksici de bu olaylar içerisinde yıkmış orayı. Tekkeoğlu taksi durağı. Asfalt döküp orada taksi durağı yapmış. Şimdi yıkılmış olanları yeniden yapamayız. Olanları koruyalım. Zuhuri Baba tekkesi var. Tamam, yıkılmış olanı koruyamayız diyorsunuz ama oranın da aslında belli bir adı olup onu koruma altına, mesela sit alanı gibi. Şimdi zamanında bizim ev kafi yönetimimiz sahip çıkmadı, umurlu bile olmadı. Onlar mı çıkacak diyorsunuz? Rumlar mı sahip çıkacaktı? Doğru, ha. O da var. O da Rum'un biri orada kapıya kaybetmiş işte isteğiniyle. Bafta var. Cami-i Kebir var Bafta. 1964'te minaresi yıkıldı savaş esnasında. Evet. Rumların iddiası makam tüfekle darıyorduk Rum tarafından caminin minaresinden, onun için mecburen oraya ateş açtılar, yıktılar. Bizim iddiamız gavur gavurluğundan minareyi yıktı bize. Bir tekke gene Baf Camii bitişiğinde bir baba türbesi ve tekke var. O günden de şu anda çalışılıyor. Dediğim gibi ben henüz konuya vakıf değilim daha, yani anlamaya çalışıyorum. Çünkü Kıbrıs'ın bu çok eski tarihinde mesela Lüzinyan eserleri var, duruyor. Lüzinyan'dan daha eski Bizans eserleri var, duruyor. Yani bu oldukça Nazım Bey, hatta geçen lafınızı kesiyorum, aklıma geldiği için mesela geçtiğimiz aylarda, yani hatırlamıyorum şimdi neresi olduğunu da, Ova'da tarihi eser bulmuş mesela adamın bir tanesi. Evet. Tarihi eser kaçakçılıktan mesela tutuklandı şey. Tabii kaçakçılık yaparsınız. Kaçakçılık olayı var ya baktığımızda, yani gerçekten. Yani çünkü üç kıtanın... Yani ama diyor ki ben bunu ovada buldum. Nasıl buluyor bu ovada? Eski seneler için. Vardır muhakkak yani, bir şeyi bu evliyatı. Aslında burada araştırma yapılsa neler neler çıkar. Hani hep diyoruz, övünüyoruz bile yani işte Kıbrıs açık hava müzesidir diye. En son biz niye araştırdık? Neyin, hangi yerin altını baktık şimdi acaba? Şimdi bu işler çok pahalı işlerdir. Kaliburnu'da bir çalışma vardır. Evet. Biraz arkeolojik çalışma vardır. Çok pahalı işlerdir bu işler. Arkeolojik çalışmalar. Çok büyük kaynaklar gerektirir ve çok büyük uzmanı hissen işlerdir. Hassasiyet de gerektirir aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla bir yıl eski köylerin etrafında eski nekropoller var. Yani eski mezarlıklar. Eski inanışlara göre kişi yeniden dirileceği için, dirildiğinde bulması için yanına bazı eşyaları konuyordu. Evet, eski inanışlara göre. Ha, eski inanışlara göre. O yüzden eski nekropollerde, eski mezarlıkları kazdığınızda bir yılda eski eşya bulabiliyorsunuz. Bunlar antika olarak satılıyor, iyi para getiriyor. Onun için ne yazık ki bu işi yapanlar da var. Tarihi eser kaçakçılığı. Tarihi eser kaçakçılığı. Ve bizim eski eserler dairemizde ne yazık ki kaynak yetersizliğinden dolayı böyle arkeolojik çalışmaya yönelecek bir durumda değil. Onu bırakın, bu teknik komitenin tamir ettiği mesela Lefkoşa surlarını koruyacak kaynak da yok. Yıkılı yıkılacak diyorsunuz yani böyle. Yani yapıyorsunuz, gene yıkılacak. Kim koruyacak? Belediye. Belediyenin kaynağı yok. Şimdi işin içine girince öğreniyorsunuz. Eski eserler de kaynağı yok, memurların ödemeye parası yok. Yani böyle sıkıntılar var.
Katkımız olur mu? İnşallah olur. Siz nasıl katkı vermeyi düşünürsünüz? Tabii ki tarih bilincinizle, tarih yazarlığınız var size. Söyledim geçen günkü toplantıda, öneri yapabilirim. Kıbrıs tarihini bildiğim için. Hı hı. Öneri yapabilirim. Şurada da böyle bir şey var, bir de buna bakalım diyebilirim. Güneydeki Türk eserleri hakkında öneri yapabilirim. İlle Türk eseri olmasa şart değil. Kıbrıs'ın tarihsel geçmişinden kalan işte Yunan eserleri, Bizans eserleri, efendim Venedik eserleri, Osmanlı eserleri. Böyle bir geniş, zengin koleksiyon var. Bunlar hakkında görüş beyan edebilirim. Şimdi UNDP de var bu işin içerisinde, Avrupa Birliği de var. Kilise oradan de var, kaynak geliyor mu? Da var. UNDP mesela hani kaynak yok diyorsunuz ya şeyde. Kaynağı komiteye veriyor ama tamirata projeye veriyor. Ha, siz şimdi orta bir proje çıkartıyorsunuz, biz buna çalışacağız diyorsunuz, oradan da kaynak geliyor. Şimdi bakın daha ben dediğim gibi giden kervana ben yolda katıldım. Evet. Henüz bir proje, herhangi bir projenin hazırlanmasında rol de almadım, hı hı. Bir talepte de bulunmadım henüz. Bilmiyorum. Nasıl yani? Hararetli çalışıyorlar mı komite? Valla haftada bir buluşuyoruz yani online tabii buluşuyoruz. Telekonferans yoluyla. Telekonferansla evet. Efendim yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bu arada değerli izleyenler Nazım Beratlı'nın köşe yazıyor aynı zamanda. Kör gözüne parmağım adı altında. Ve bir sene boyunca hani geçen sene çıktı bu pandemi belasıyla, Şubat'ta evet. Başladık bu pandemi olayına. O günden bugüne kadar yazdığı pandemi yazılarını, yani evet. Salgınla nereden nereye gelindiğini aslında evet. Bize güzel bir kaynak oldu. Bana hediyeniz için çok teşekkür ediyorum. İyi kitabı. Hemen eve gider gitmez okuyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir yorumlar mısınız? Nereden nereye geldik biz pandemi konusunda? Bakın, bir salgında 100 binde 10 vaka açılmanıza cevaz veren iyi bir sayıdır. Şu anda biz 100 binde 10 dolaylarında dolaşıyoruz. Yani iyi durumdayız, çok iyi durumdayız. Ve çok, yapılan o kadar paniğe rağmen. Çok iyi durumdayız. Evet. Ha ama panik yapılmayaydı. İstanbul'da, İzmir'de galiba 100.750'dir. Yani o panikler işe yarıyorsunuz öyle mi? Bu hani böyle korku salmalar, panik yaptırmalar iyi oldu bir yerde. Ya paniği mi var? Şimdi bizi korkutma. Korkman lazım. Öleceksin çünkü. Ya sen ölmeyebilirsin, başkası ölecek ama. Tabii korkman lazım yani. Panik yapman lazım. İşte o panik size anksiyete, endişe ve bilumum bir takım rahatsızlıklar olarak geri dönüyor. Ha, o da moda huysuzluktur. Anksiyete geçiyor. Ama canım sıkılır. Benim de sıkılır. Ne olacak? Evde oturur. Canım sıkılacak tabii. Ne olacak? Yani akciğerini ithal etmekten daha iyi değil. Açık canının sıkılmaz. Yani. Şimdi biliyorsunuz kademeli olarak da biraz böyle açılıyoruz. Siz onu ne diyorsunuz? Mesela yarın... Uygundur diyorum işte. Şu anda 100 binde onun altındadır. Kademeli olarak aşılabilirsiniz. Evet. Aşılama kampanyasını eğer düzgün verimli şekilde yaparsanız, düzgün yaparsanız kısa bir süre içerisinde tam da aşılırsınız. Kademeli değil. Tabii. Ama orada bazı takıntılar var galiba. Aşılamada bazı sorunlar var. Hı hı. Sanırım. Onları aşmak lazım. Allah bize acıdı diyorum ben yani. Her zaman diyorsunuz zaten onu evet. Gerçekten. Yani o kadar. Evet. O kadar bilinçsiz tavırlar. Hala var yani. Adamın biri atıyor şey. Şimdi isim de vermiyor. Şeyle atıyor. Nedir onun adı? Müstiyar isim. Hadi yavrum size salgını var, aşımı var, yalan söylüyorsunuz. Oğlum yaz, adını yaz. Adını yaz, kim olduğunu bileyim. İngiltere'de yapalım, biz de.
İngiltere'de kadının bir hastane hastane gezerini fotoğraf çeker. Da yalandır, vasal yoktur, hastane boş diye haber yapar. İngiliz Sağlık Bakanlığı karar aldı ki bu hanımın hastaneye girmesi yasak. Hasta olursa da girmesi yasak. Algı yapıyor çünkü. Ha. Yok mu aramızda böyle yapanlar? Yani ha. Bırakın Kıbrıs'ı, bütün dünyada böyle şeyler. Adını ver bilelim de günü geldiğinde girme hastaneye o zaman. Kanser olursan git taze patlaya, iyi olasın. Kalp dizi geçirirsen de şey iç, nar suyu. Yani. Evet, ama artık gerçekten açılmamız gerekiyor. Ama tabii ki denetimlerle birlikte, her zaman onu söylüyoruz. Nisan'a hedef konuldu. Yani şunun şurasında ne kaldı? İşte Mart'ın sonlarındayız. Şimdi bakın. Nisan hedefimiz var. Ama bir taraftan da bakın ne acıdır ki Nazım Bey. Bakın. Niye tercih etsin insanlar burayı? Uçak bilet fiyatları cep yakıyor. Şimdi biz bugün kanaati haber ekibimiz. Bir şey bugün meteoroloji günüydü ya. Sizin pandemi içerisinde turizm olacak mı zannediyorsunuz? Olmaz. Olmayacak. Oldurması için çalışıyoruz. Çalışılıyor şu anda. Kimse deli değil. Bilmiyorum para kazansın diye geçsin. Nazım Bey bırakın turistten, tamam vazgeçtim. Bakın yani yazık, günah. Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'nin herhangi bir iline gidiş dönüş uçak bilet fiyatı almanın maliyeti 4500 TL. Turistten vazgeçtim artık. Olmaz bu işte, olmaz. Bu halde olmaz. Anlatamıyoruz bunu. 2021 gayet yıldır diye Avrupa Turizm Birliği açıklama yaptı. Yok, olmaz. Hani diyoruz ya, 2020 heba oldu. En azından bari 2021'i kurtaralım. 100 milyon dolarlardan bahsediliyordu turizm sektöründe. O artırdıkları biraz çekesinler. Bitmez. Bitmez. Saplaylar şu iş işe de durur bankalarda. Biraz şu çeksinler ve yesinler. Onlara saysınlar diyorsunuz. Öyle mi? Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Evet, sohbet her zaman için güzel sizinle. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Haber Artı'nın sonuna geldik. Akşam bültenimizde sizinle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın şimdilik.